Ya böyle bazen Twitter'da espri yapasım geliyor, bir şey yazıyorum. Yani bu diyorum hani akla gelecek bir espri, kesin yapılmıştır falan, yapayım diyorum. Hemen arkası hırsız, ben bu espri yapmıştım 6 saat evvel falan diye yazıyormuşum. Ben Beyaz TV'de seni gördüm birebir. Nasıl gördünüz Beyaz TV'de? Çok üst düzey espri videosundan kesit koymuşlar. Magazin programlarına mı? Evet. Buradan magazin programlarının kurgucularına sesleniyorum. Size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye. Ne yapıyorsunuz siz? Hazır plugin mi yaptınız, beni sürüklüyorsunuz? Yazıklar olsun, sizi kınıyorum. Özgür Turan FX diye orada seni kaydı. Aynen. Ya inanılmaz, hepsinde var yani. Aynısını çalmak o zaten yapılıyor, ayrı bir konu. O Erdil Yaşaroğlu konusu, ben bakmıyorum ona. O benlik değil. Ben bizim videoyu görüp aynısını bir daha çeken insanları o rahatsız. O sıkıntı evet. Bir de aynısı olmaz ki senin. Repliğine kadar çeken adam var. Nasıl var yani, ben anlamıyorum. Atıyorum ben çok hızlı bir makyaj ediyorsun, adam almış tekrar çekmiş. Daha sonra mesela bizi takip eden insanlar adama yorum atıyor, beni etiketliyorlar, ben görüyorum falan. Daha sonra adama yoğun yüklendiler mesela, adamın birini. Adam kaldırdı. Sonra baktı bir şey olmuyor, geri koydu falan. Bu o kadar merak ettim ki adamı, o kadar izlemek istedim ki şu çok dakika. Var. Bir de şey var. Hani görüp oradaki hani mizah alıp cümleleri değiştirerek yapan. Orada bir emek var ama bak. Ya o da şey ama ya, esprinin matematiğini oturtması açısından saçma geliyor bana yani. Ya değişiyor çok, ki bozulur ki ya çok hızlı bir makyaj yapıyor gene de o cümleyi değiştiriyor işte. Olmaz. Ya işte sen bunu efendim ruju sür işte 17 ileri giden de sen bu allığı sür 17 ileri gidelim. Ha bu kadar. Ağaçtan değiştirmezler. Bu çalma mesela, anladın mı? Demin de tabii, dedin tabii. Ya. Ama bak Lecius. Nereden nereye geldim bak. Birebir koyma var. Birebir çekme var. Üst düzey esinlenme var. Şimdi orijin referans düzlemde sıfıra sıfır noktasını temsil eder. Doğru. Yani bir ben biliyorum, sayısalcıyım Volkan Bey. Evet, sıfıra ama sıfır orijin. Olsun. Dolayısıyla orijinal aslında esas manası olarak sıfırdan bir şey üretmek anlamına biraz evet. Geliyor. Lakin günümüz itibariyle yıllardır, onlarca yıldır herkes görsel içerik ürettiği için artık sıfırdan bir şey üretmek çok zor bir şey haline geldi. Mümkün değil. Şanssız ya. Dolayısıyla burada yeniden bir tanım lazım. Yani akım geleneği olduğu için artık. Evet, o bunu farklı şaşırdılar. Bir şey. Yani herkes sıfırdan bir şey yaptığını düşünüyor akımlara şey yaparak. Yani tweetlerdeki espriler kopya gibi. Herkes aynı şey yapıyor. Herkes işte ne bileyim bilmem ne kombine oluyor. İşte kafada bitirmiş adam kombine. Bundan mesela yüzlerce tweet var. Akım mantığıyla orijinallik birbirinin içine karıştı. Herkes bunu orijinal zannediyor. Belki de senin yaptığın şeyi bir daha yaparken herif ben de bir şey yapıyorum diye düşünüyor. Ama benden daha çok izleniyor. Üzüldüğüm nokta o. Kim bu ya? Ben onu şeyde çok bıraktım. Jahre'in Basement Hotel Pro videosunu izliyor videosu. Bizim videomuzdan daha çok evet. İzlenince dedim biz bittik ya, yapacak bir şey kalmadı. Şey, YouTube'da kamusal şey. Mizah yazıyorum. YouTube bana ne öneriyor biliyor musun? Kamusal mizah izliyor. Evet. Zaten öğrenenlerde çıkıyor ilk. Evet. Abi o çok ya, birinin bir şey ona ya. Gülmesini izlemekten keyif almak çok ben anlamıyorum. Ya o postmodernin yani. De postmoderni. Evet, çok şey var. İşte, kamusal mizah izleniyor. Biri izliyor. Onu da biri izliyor. Onu da biri izliyor böyle şey içinde. Bana Andy Warhol gibi, anladın mı? Ben yapıyorum. Yani. Kendi kendime güldüğüm videolar var iç içe. Twitch'ten. Beni Twitch'ten takip edebilirsin. Geçen gün acayip bir şey gördüm. Bunu biz arkadaşlarımızla tartıştık. Kırıcı olmadan bunu burada tartışmak isterim aslında. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı il korona verilerine göre bir adam oturup bir Türkiye haritası hazırlamış. Her il korona vakası sayısına göre farklı bir renkte boyanmış. Televizyon alıp da Laps diye koymuş onu. Televizyon alıp Laps diye koymuş. Adamın da adını ve sitesini de silmişler. Bu yani bu olacak iş değil ya bu arada. Hainlik. Şimdi şöyle katılıyorum. Fakat bir yandan da adamın yaptığı şey bir Türkiye siyasi haritasının illerini başka renklere boyamak ya. Ama yine de bir emeği bir insan... Abi sıçacağım. Buna saf söylenir mi? Beni ATV koydu lan. Kargo şeyi çektiler haber. Arada ben çıkıp replik söylüyorum. Haber devam ediyor. Ben buna itiraz etmedim. Ben de Erdil Yaşaroğlu gideyim herkese dava mı açayım? Yok harita boyamışlar. Kanalın ismi yazmıyor mu? Ya hiçbir şey yazmıyor. Ben çıkıyorum. Dümdüz çıkıyor Özgür. İzin alsalar bir şey söylemeyeceğim. Ben kendimi açsan... ATV'de görüyorum. Beyaz TV'de görüyorum. Sağda solda görüyorum. Ya acaba arkadaşlar bir video union bir sendika mı kursak ya? Hani... Bence o YouTube yazıyor. Kesinlikle katılıyorum Volkan Bey. Çok doluyum bu konuda. Evet dolusunuz görüyorum. İnsanlar niye bana video çekmiyorsun diyor.
Çekim de sağda solda yayınlasın. Ya. Artık üstüne oturup bekletiyorsun videoyu. Abi sıkıntı senin ismini yazmaması. Yani orada yurt dışındaki kanallarda mesela bu var. İşte kaynak kamusal mizah sağ olsun diyor. Burada o da yok. Şat diye koyuyorsun. Ya yok, bence yok. İzin de alması lazım. Ya evet, yazsa, evet. Yazsa onu ya bile hadi, siliyor şerefsiz. Ya hadi kamuya şey olmuş. İşte evet, adamın kaynağını koysa bence sıkıntı yeter. Yok. Adamın özellikle onu evet, silmiş olmaları çüş artık dedirtiyor. Evet. Anladın mı? Adamın isyanı orada. Adam zaten alın normal koyun isterseniz ama kaynak adını niye siliyorsunuz diye coşmuş bir adam. Televizyonla YouTube arasında bir kesişme var ya, orada problem var bence. YouTube kanalı, YouTube haber kanalı mesela senin kanalından bir görüntü alsa altta zaten yazarlar. Abi, evet. Turhan, hani... Zaten telif atabiliyorsun, kaldırtabiliyorsun. Ha. Ben ATM'ye nasıl atacağım? Kime atsam boşa düşer. İşte. Kime atayım? Biz thumbnail'a dedeler sofrasında bir görsel koyduk. İşte bu reflü, poğaça ve portakal suyu el ele gidiyor görselini koydu. Kaynakta verdik bunu yapan isim işte Samet diye. Sonra teşekkür geldi bize yani. Aa bunu yapan insan mı varmış evet, işte abi, kaynak evet, gösterdi evet, falan YouTube... filan diye. Abi. Açıklamada yazdık yani. Şöyle çok basit bir şey yani. Şöyle söyleyeyim. Benim bir firma için yaptığım bir reklam filmi var. Baba kızı anlatan. Onun sonunda markayla ilgili olan kısmı kesip koyuyorlar. Ve Twitter'dan işte atıyorum 5 milyon izlenmiş. Orada izleyen insanların tamamı onun hangi markanın nesi olduğunu anlayamadan izlemiş. İzlemiş olduğu için de orijinal source'taki reklamı da izlemiyor. Çünkü evet, açıyor 30 saniye sonra izlemiş olduğunu düşünerek onu da izlemiyor. Çok karışık bir iş değil mi bu ya? Ya bunun... Niye kesiyorsun abi değil mi? Abi ya bu emek zaten yani hani bunu emeği vermek kes sahibi o marka suç yani olmalı o marka bence. Onun parasını vermiş, yaptırmış. Sen onunla ilgili kısmını siliyorsun. Reklama girmesin diye reklam videosu yayınlıyorsun. Bir yani ara salak salak şeyler var da yok. İşte Kemal Ekşioğlu paylaşımı, onun bunun paylaşımı. Onlar bitti zaten. Kabak gibi kendi logosunu bak, koyuyor. İbams World vardı mesela 2005-2004'te. Heriflere büyük davalar açıldı. Sonra Facebook'ta çıktı bu paylaşım siteleri. İşte dedin Kemal Ekşioğlu da Facebook'ta... aynı. Sen telif atamıyorsun mesela. Twitter'a da senin telif atman lazım, atabilmen lazım. Evet, sırf evet. YouTube değil. Bir şekilde onun önüne geçilemiyor ve bütün dünyada problem ama Amerika'da bunun önüne geçecek yasalar çıkmaya başladı şimdi. Matematik olarak değil biraz sosyolojik ele almak lazım. Ya ben açıkçası bugüne kadar hiç kimseyle bu güreşe girmedim. Fakat bir kere çok bir şeye uyuz oldum. Ben bir seçim şarkısı yapmıştım eskiden. Evet. Volkan Ege geliyor, Volkan Ege gidiyor diye. Onu böyle çektik o günkü imkanlarımızda falan. Ama kendi kanalımı açarken onun bir remake'ini yaptım. Zaten o eskisini de kaldırmıştık başka sebeplerden dolayı. Telif melif değil yani tamamen bizimle ilgili. Yani sevmediğimiz şey vardı videoyla ilgili. Şimdi eskisini kaldırdım, yenisini yaptım. O arada bana mesaj geliyordu. Ben bunun benzerini yapabilir miyim abi falan diye. Yap falan diyordum ben de yani. Çünkü okulda işte başkanlık seçimi var. Öğrenci başkanlığı. Yapmış yani birkaç tane çocuk. Sonra bu sefer bana şey demeye başladılar. Sen Allah. Ondan almışsın falan. Zaten hep böyle olur. Niyeyse. Ona abi mesela yani senden almışsın sen cevap gelmez. Almışsın. Evet. Yani niye alayım ondan? Yani bu mu noktada mıyım ben? Allah rızası için. 16 senedir video yapıyorum ve hani artık şey mi yapacağım? Sen ondan aldın yalnız Volkan. Vallahi çok beni uyuz eden bir şeylerden biridir. Şey de oluyor. Ben mesela bir konu seçiyorum videoda. Ulan yurt dışında da aynısını yapmış. Aynı konuyu ele almış. Adam diyor sen ondan, o kanaldan çalmışsın. Yes. Onun özentisin. Ulan o zaman o adamlar da birbirinin özellikleri, onlar da birbirleriyle de aynı konuyu işliyorlar. Bir, şey bir konuyu abi. Sadece bir kişi konuşabilir, aha, bilmiyor musunuz bunu? Abi inanılmaz. Ben hatta şöyle bir şey oldu sonra, bunu yazdılar. Başka bir konuyu işledim ben. Daha yurt dışında kimse bir şey yapmamıştı bununla alakalı. Herifler bir gün sonra aynı video yaptı. Ben yaptım onu mesela. Hani o zaman ne diyorsun? Yani yolda işte gidiyorum. Türkçeden izleyip çevirmiş, kullanmış, çalmışlar. Yolda gidiyorum. Dedim ki canım sıkıldı, çok trafik vardı, radyo açayım. Radyoyu açtım, kanallarda dolaşıyorum. Bir komedi programı, radyoda oluyor 3-4 kişi böyle konuşuyor. Hmm. Herif başladı şey, işte kargom gelmiyor. Ay. Şey işte kaç gidiyorum şubeye, şubede yoklar. İşte eve geliyorum, evde olduğumu ispat etmeye çalışıyorum falan.
Ulan birebir benim replikleri söylüyor. Birebir ama değil mi? Birebir yani hani şeyi bile değiştirmemiş. Yani şubeyi falan bile değiştirmemiş. Tamam ya. Bu nasıl radyodayım. Şey? Hani şeye bağlanacaktım arayıp böyle. Çok komikmiş kardeşim abi, eline sağlık. Hayır yani birebir abi olmak bu artık anladın mı? Çok güldüm. Ya şeyi düşündüm ve şunu düşündüm. Ulan dedim acaba hani haberim olmadan hani radyoda acaba her gün videolarımı mı hani söylüyor? Yani söylüyor ama değil mi yani, bir yani? Ya bir de şeye sinir oluyor. Yanındakiler bir gülüyor. Yazmış yani birebir replik. Yok tabii ki söylüyor yani şey. Çok şaşırdım yani bir de araya bir iki tane kendi de eklemiş zaten onlar daha da kötü olanlar da kendi eklemiş. O da ayrı uyuz oluyor zaten böyle hani bakıyor sanki hani şey o daha büyük hakaret biliyor musun? Aynen. Benden çalmış direkt bir de ya şunu bunu da aklına gelmemiştir. Daha kötüsü ya. Nasıl olsa bunda dert ay çok kötü. Ve ne oluyor biliyor musun? Ben mesela gidip buna itiraz ettiğim zaman bana şöyle bir yanıt geliyor. Bir samimiyetsiz. Tek... Hayır. Bir tek senin mi kargon gelmiyor? Ya. Bir tek senin. Kardeşim ben kargoyla ilgili yürü git ya. Espri yapıyorsan yap. Aynı cümleyle yapma bari yani. Yani birebir çalmış ya. Bu çalıntı işte. Zeki olsa mesela o esinlenmeyi yapar zaten. Ha. Onu değiştirme. Şey diye bir kitap var işte artist gibi çalın diye. Hmm. Hani bahsediyor işte Picasso'dan şundan bundan falan diye. Mesela direkt alıyor. Çünkü ben... tembel. İsim de vereceğim. Verin. Biz şey işte oyunlardaki diktatörler liste videosu yapmıştık. Kendi şakalarımız falan da var. O ne diyor da daha sonradan oyunlardaki diktatörler. Yani birebir evet. Orada yani Ömercan'ın kendi kendine oraya eklediği şakalar dahil durarak yazı olarak onu transkript edip vaps diye basmış. Kendi de yazmış yani. Değil mi? Programda özür çevirmiş. Bile dilemiyorlar sonra. Ben kaldırdılar yazıyı. Şeyde kanalda bir adamı örnek alıyorum hani yurt dışından bir YouTuber. Yani bütün kanalda örnek alıyorum. Ama şununla farkındayım. Hani bu adamın aynısını yaparsam bir şekilde sıkıntı yani bu. Sonra adam mesaj attı bana bu örnek aldım YouTube'u. Hani seviyorum işte yaptığın işleri vesaire. Çok hoşuma gitmişti mesela. Hani dediğin şey birebir almakla çalmakla bir değişik bir şey katarak yani. Sen bir şey uyarlıyorsun sonuçta. Hele bir tane çocuk var Instagram'da. Buradan söylüyorum. Özkan Sağ'ın 1 milyon tane takipçisi var. Adam parti kursa %3 oy alacak. Adam hangi videomuz varsa şeye kadar çalmış. O çok size bir bakıyorum, makyajdaki bu imdat işte evimde biri var imdat falan. Oradaki ulan bari jestini mimini değiştir. Hemen mesaj açtım. Kendi yaptığımdan utanıyorum diyorum. Ben de böyle gözüküyorsam çekmeyeceğim diyorum. Vallahi bıktım arkadaş bıktım. Ondan sonra niye video çekmiyorsun diye. Çekiyorum buradan izlenmiyor. Çalıyor o çocuktan daha çok izleniyor. Ne yaptın ki Başar? Amerika'yı yeniden mi keşfedecek? Gelecek ondan sonra. Aynen böyle. Sinir oluyorum. Yani onlar sinir böyle oluyor. Gerçekten... Bu arada açık açık şunu söyleyebilirim. Yani. Gerçekten çok böyle rahatça söyleyebilirim. Bugüne kadar yani gördüğüm hiçbir şeyi... Alıp yapmadım. Abi utanmışsın. Hiçbir şey yapmadım. Yani kendimle ilgili benim... Bu bir trajedi olur yani benim için. Yani çok utanırım kendimden. Aynısını kendi kopyalamaktan bahsediyorsun. Evet yani içerik çalmadım ama... Şunlar başıma geldi. O yüzden hep bir açıtı bırakma zorunda kalıyorum. Yaptığım bir şeyin... Daha önceden yapılmış olduğunu abi, gördüm olabilir. Mesela. Olabilir. Yani çok yani. Benzerini yapılmış olduğunu gördüm. Normal. Mesela ama şunu diyorum. Onu görmüş olsam bunu asla yapmazdım evet. Diyorum mesela. Ama hiçbir zaman... Başkasından gördüğüm şeyi yapmadım. Şahsi YouTube şey o yani. Telif şeyi açmıştı. Açtım Erdil Yaşaroğlu gibi. YouTube'a çok üstüne bir espri yazdım. Hmm. Herkese telif attım. Hmm. Ne kadar varsa. O zaman 10-15 tane falandı. Şimdi 1000 anasını satayım. Hmm. Adamın biri bana mesaj atmış geri. Senin yüzünden kanalım kapatıldı. Allah seni kahretmesin bilmem ne falan. Hakaret böyle. İyi olmuş bilmem bize. Ne. Dava açsana. Ya, hakaret davası patlat gitsin. Yani bu burnunu sürteceksin ki anlasın. Ben yemin ediyorum gerçekten söylüyorum. Böyle şeylerle hukuku meşgul etmemek lazım bak. Yemin ediyorum. Bu çünkü davayla düzelecek bir şey yok. Burada izleyici önemli abi. Louis C.K.'in bir esprisini adını unuttum şu an. Bir tane komedyen bak 2-3 dakikasını aldı da herifin kariyerini bitirdiler yurt dışında. Abi, bitiren kim? Işte. İzleyici işte. Hmm. Tabii, takip doğru. Ediyor kardeşim. Anlamadım. Mesela ben burada çıksam... Özgür Turhan geliyor. Video çeksem. Mesela şöyle bir şey olmuştu bana. Milletmeni linçlenemez mi yani? Alper Efe mi? Şu an adını atıyor olabilirim. Bir tane isim soyisim bir hesap var. Hiç video yok kanalında. Benim ilk yaptığım İngilizce hocasını koymuş. Evet. Benim ilk yaptığım İngilizce hocası 100 bin izlenmiş. Adamın kanalı 1,5 milyon izlenmiş. Bana mesaj attı. Şey yazdı. Abi ben öylesine koymuştum. Bu kadar çok izleneceğini bilmiyordum. Kusura bakma. Hani özür dilerim. Abi kaldırayım mı falan. Ya ben diyor kaldı mı dedim artık bu saatten sonra zaten 1,5 milyon yaklaşmış anladın mı sormuş. Yani çocuk böyle bir aynen. Hani bir error oldu ben öyle yükledim hani hoşuma gitti falan.
hani şimdi zaten aslında burası yanlış. Yani hoşuma gitti yüklediğin diye bir şey yok yani. Bu senin üzerine giydiğin bir ceket değil. Bir de aynı yere yüklüyor ya, o saçma. Evet yani hani başka bir şey yok. Niye indirmiyor, ben onu anlamıyorum yani. Görmüyor mu? Her şeyi yakalayan YouTube bunu niye yakalıyor? Otomatik yakalıyor, şimdi sana soruyor. Ha, bak daha da güzelini söyleyeceğim. Ben o zamanlar bu videoları Viplay diye bir başka bir platforma yapmıştım. YouTube kapalıydı. Ha. Viplay ya, biz bunları yaptık. İngiliz hocaları yaptık. Siyasetçiler falan bir şeyler yaptık. Evet. Böyle bir seri ve iyi gidiyordu. Hatta o gün onu ben YouTube'a başlasaydım daha iyi olacaktı benim için. Neyse. Sonra abi Viplay de kapandı. Hürriyet Web TV gibi bir şey oldu falan. YouTube açıldı. Ben dedim ki ulan bu kadar video yaptık, bunları buraya da yükleyeceğim ben. Yükledim abi, pat diye şey geldi. Hürriyet Web TV'den strike geldi, tamam mı? Yani nasıl çözeceğiz bunu, kime şikayet edeceğiz falan, uğraşamadık. Ya dedim ben bununla uğraşamıyorum yani, anladın mı? Tamam dedim, kaldırın gitsin falan. Abi sonra bir baktım, bütün o videolar var YouTube'da. Başkaları yüklemiş. Hepsi birer milyon izlenmiş. Abi. Hani alıp yani anladım, bir şeyi kırasım geldi yani. Yani abi. YouTube'un yani telif sistemi. Üreten benim, oynayan benim. Her şeyi benim. Sensin yani. Yani ben el alem bunun üstüne ben kolay çekiyorum. Ben bunun imza atmadım. Bu videolar buna aittir. Hayatım boyunca bu haklarımdan vazgeçtim diye bir feragatnamem de yok. Videolar benim lan. Koyacağım işte oraya. Abi yok. İzin ben YouTube'a öyle mesaj attım. Bana telif gel. Bir kanal yüklemiş. O kanal da işte Buzz My Videos mu ne, onunla falan bu MCN'ler var ya. Hmm. Onunla çalışıyor diye bana otomatik telif atıyor. Attığı telif de şey. Bu videonun işte reklam geliri, tüm hakları Buzz My Videos'a geçiyor. Sebep o da yüklemiş. YouTube'a mesaj attım. Dedim ki hani aynen bu benim yani. Hani bunun ötesi yok. Hmm. Bir tane aşık mesaj şiiri yazdım. Büfe patatesi hakkında ne düşünüyorsun? Güzel konu. İşte bunu sevdim. Tavuk dönerin içine konulan iğrenç patatesler oluyor ya. Hani sanki patates kızartması değil ölü de patates, baş... dediğimiz. Evet. Vefat patates. Etmiş patatesleri tavuk dönere koyarak yeniden canlandırma. Ceset patates. Patates reenkarnasyon. Resurrection potatoes. Resurrected. Bir patates de... olarak reenkarnı olmak isteseydiniz hangi tip patatesten reenkarnı? Kumpir. Ooo. Üçüncü işte. Sosiste. Çok harika. Seni ortamda bir şey yarılmış hayal ettim şimdi. Her şeyin içine de koyuyorlar o patatesi. Salatası. Ben kötü büfe hamburgerinin içine konulmuş, soğumuş ama o hamburgerle tekrar ısınan patates. Ay, çok kötü. Güç böyle... çıkarıyorsun. Böyle hani soğumuş. Tipi de bak şöyle, hani tam parmak değil de daha böyle yassı ve dikdörtgen gibi olan, onun içinde kaşık böyle gibi değil ortası ama. Hafif kahverengi ve böyle bel vermiş. Anladın böyle ısırırken o arasındaki o, o dış çeperiyle nemlenmiş. İçindeki bastırılmış patatesteki boşlukları falan görebildiğin. Tadı kayış gibi olan patates. Vallahi bilmiyorum. Siz... böyle bir cinsel hastalık tarif eder mi? Onun dondurulmuş hamburger köftesiyle olan eşsiz uyumu. Çok kötü ya. Dondurulmuş hamburger. Çok kötü yani. Neden var? Çok özledim ya. Böyle büfe yemeği yemeyeli bayağı oldu. Ben patates püresi olmak isterdim abi. O da güzel. Ama hazır patates püresi. Onlar çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum abi. Yani bütün gün patates püresi yiyebilirim. Bayılıyorum patates. Paket böyle şey mi? Granül. Evet evet, böyle biraz süt, biraz toz. Karabiber dökeceksin tereyağı. Abi bayılırım ya. Ben tatlı patates olmak isterdim. Sevmedi. Ya, severim de ne gereği var? Hani böyle şey çok vardır güzel. Ya bazı tabii yerlerde yani. Kızartma mı tercih edersiniz, püre mi? Diyet yapmak ayağına püre istenmesine sanırım ben siz şey, sevmeyenler yok, parmak patates mi? Öteki neydi? Elma. Elma dilim patates mi? Elma pek sevmem ben. Ben de sevmiyorum elma. Bir ara çok popülerdi. Elma çok güzel yedik yani. Neyi sevmiyorum? Kavuk ya onun içinde püre gibi akı veriyor ağzına. Ha, yumuşuyor soya. Bir kere çok böyle... zamanında eski çok eski bir dönemde hafif pahalı bir restoranda yemek yemeye gitmiştik ve bana elma dilim patatesi pahalı bir yemek gibi satmışlardı. Yok artık. Ya. Vallahi pahalı da bir yemekti. Ben bundan yiyeceğim falan dedim. Böyle bir acayip bir tabakta içi elma dilim patates doldu. Sadece o mu yani? Sadece o. Yedim yerken de ulan dedik ne oluyor ya patates işte falan. Kaç sonradan bu? Yani bu böyle bir artık Burger King'de bile verilecek bir hale gelince ulan dedim biz o gün çok fena tırmanladılar ama ya. Ama bu dönemi hatırlıyorum bir ara bu böyle gerçekten aa elma dilim patates kabuklu falan diye evet, evet. Sunuluyordu o ince patateslere geçiş dönemi. Bundan ve o... kabuklu patates de sevmem. Ben hatta seviyorum ya. Lüks restoranlarda patates püresinin içinde de kabuklu geliyor. Ya diyorum birader bu ne kadar aptalca bir şey. Balıkçılarda bazen mini kumpir gelir ya böyle. O güzel olur be. Evet onu severim. Ben dediğiniz hepsini seviyorum. Patatesle alakalı her şeyi severim. Patates güzel bir şey. Çok. Güzel abi. Doyurucu, besleyici. Lezzetli.
Tuzlu. Aynı zamanda da 2. Dünya Savaşı süresince Avrupalıların acından ölmesini engelleyen bir... Ya. Patso. Hitler Patso edilmiş. Avrupa Patso üzerine kurulmuştu. Evet. Doğru. Avrupa'nın temellerinin altı patates püresi gibidir. O yüzden sallanır. Ah, bugün içinde bir Amsterdam'da olma şeyi ya oluştu. Şu an ışınlansak değil mi şu masada? O kadar kötü oldum hop, hop, ki. Dam Sukayer'in ortasında ışınlansak şu masada. Çok fena içimden geçiyor. Ama orada içine patates, bir gündür küllahta bekleyen patates. Patates konulmuş dürüm döner yemek istiyorum. O da olur. Ya da o böyle küllahta şey yapıyorlar öyle patates veriyorlar ya. Ha, çok güzel. Tavuk dönerci gördünüz mü Volkan Bey? Dikkatimi çekmemiş olabilir. Gemuşe kebabı. Biz açalım diye dedim. Bence yoksa daha iyi kazanırız. Abi yani Floransa'da bile vardı bundan bilmem kaç yıl. 2000 yılında Floransa'da döner yediğimi hatırlıyorum yani. Her yerde vardı. Avrupa'nın her noktasında. Emirol dönerci açmıştır. Döner. Yani hamburger gibi bir şey orada. Döner. Vallahi Berlin'deki döner kebap, çok daha iyiydi benim kebap burada yediğim birçok dönerden. Allah Allah. Çünkü onun kontrol herhalde ediliyor. Yani şey eti falan belli bir 10 numara şey döner yedim abi. Bir de şunla kesiyorlar. Makineyle mi? Evet. Burada da bazı yerlerde gördüm. Sonradan başladı işte. Buradaki daha büyük döner zincirleri. Evet. Onlarla kesiyorlar. O hafif böyle bir tatsız geliyor ama hayırlısı. Makine değil mi? Ustanın işini baltalıyormuş gibi hissediyor. Bir epilatör gibi bir şeyle kesmek. Hani ne bileyim orada bir hani maça kadar götürülen bir şiddet aletiyle. Tabii doğru. Döner bıçağı denen kılıçla sana yemek hazırlayan bir adam var desen şimdi böyle... Şey, brown silk epil. herkesin şey yapabileceği bir şeye dönüştü artık, evet, anladın sevimsiz mı? Biraz piştiğini görünce çek gelsin şeklinde öbür adam bekletiyor, döndürüyor, sopayla öbürüyle tutuyor, odunu harlıyor oradan bir şey yapıyor, sonra kesiyor tek ama tek. Çok güzel Berlin'deki bir şey. Ama Berlin'deki dönerin içindeki salata kullanımı çok beğenmiştim. Dolu dolu peynir falan hem da koyuyor. Dolu hem aynen de ince ince böyle hani rahat yenen bir tarzda böyle mesela... Bizde domatesi böyle atnalı gibi keserler ya. Çok böyle tatsız. Kabuklu. Isırırsın, kabuğu ağzında kalınca o oradan kurtulur. Ağzında bir şey salatalık. Evet evet yani. Böyle bir domates olayı vardır. Ya çok orada bütün parçalar. Şey yani o patatesle şey gelir, döner ayrı kalır. Yani hiçbir aynen şey bütün olarak tadamazsın. Orada bütün tadabiliyorsun. Evet çok güzel bir şey. Çok ama içine ayrı bir sos döküyorlar bir de orada. Yoğurtlu böyle evet, sarımsaklı. Bayağı ne çok Kreuzberg'de döner yemiştim. Çok iyiydi. Çok güzeldi yani. Çok çay özledim. Çekti. Çok özledim özgürlüğü. Sen var ya bir gitsen. Yurt dışına istiyorum ben. Amsterdam'daki kaldığımız yerlerde mesela çok iyi ev sahipleri vardı. Çok misafirperverlerdi. Hani o İspanya'da yaşadığım arogan, bana üstten bakan, sen Türk müsün falan diyen insanlar çok yerine. Çok ilginç ya İspanya'da öyle demeleri. Aşırı iyi davranıyorlardı Hollanda yani Amsterdam'da en azından. Abi Hollandalılar zaten böyle çok sıcak, cana yakın insanlar. Aşırı bağıra tatlardı. Bağıra konuşurlar mesela, birbirlerine sarılırlar görünce. Almanya'da falan öyle değil. Benim mesela Hollanda'da bir ailenin evinde kalmıştım. Acayip cana yakınlar yani. Bize çok benziyorlar mesela aile kültürü olarak. Ve Avrupa'nın diğer taraflarına göre çok farklı. Dediğin doğru yani. Amsterdam'a gitmek istiyorum ben. Olur, beni Amsterdam'a götürür müsünüz? Niye ya? İstanbul ne kadar güzel bir şehir. İstanbul çok güzel bir şehir ama Amsterdam'da olmak istiyorum. Türkiye'nin en güzel şehri sizce İstanbul mu? Hayır. Evet. Bence dünyanın en güzel şehri İstanbul. Abartmam da güneş sisteminin en iyi şehri İstanbul'dur. Kesinlikle, gerçekten çok ciddi söylüyorum bunu. Yani daha güzel bir şehir yok. Özellikle köprü manzarası. Üstelik evet, bu kadar sıkıntısına rağmen başka bir yerde yaşamak da istemiyorum. Doğru. This is my çöplük abi. Ama büyük bir ihanet var. Çok büyük. Büyük bir ihanet var. Dünyanın en güzel şehri sen de ve sen gidip Fransız balkonlu alüminyum siteler yapıyorsun. Çok kötü yani ya. İğrenç gözüküyor. Hiçbir boka benzemiyor. Yolları desen şey çukur içinde. Evet. Trafik desen bok gibi. Ondan sonra da işte eyvallah, o yüzden üzülüyorlar İstanbul'u biz fethettik diye. Volkan Bey, İstanbul'a geldiğimde Fransız balkonu İstanbul'da gördüm. Bir arkadaşımın evinde şey dedim. Fransızlar bile ilk defa burada. Evet, bu arada öyle bir şey var ya, Fransa'ya gidiyoruz öyle bir şey yok. Balkonu dedim hani salona mı kattınız? Yo. Dedim hani ama şeyidir yani. Deprem yönetmeliği yüzünden havalı olsun diye mi acaba Fransız balkon denildi? Abi dünyanın en saçma şeyi değil mi ya? Kafayı yiyeceğim yani. Balkon değil ki o. Depremden sonra balkonları yasakladılar. Öyle mi? Balkonları yasaklamadılar ya da metrekaresini evin metrekaresine dahil ettiler. O zaman okay, müteahhit şunu yapıyordu eskiden. Hani evin 100 metrekare ev yapıyor, izni var. İstiyorsan dışına atıyorum 10'da balkon yap diyordu. Şimdi onu onun içine koyunca adam salonu küçültmek istemedi balkon yapmamak için. O noktada Fransız balkon diye bir şey icat ettiler.
Ve yani böyle nesil olduğu belli aslında. Olmayan böyle çıkamıyorsun, giremiyorsun. Evet, çok saçma. Aptalca bir şey. Bir korkuluk aslında doğru. Pratikte. Bir korkuluk koydular oraya. Oğlum balkon çok kritik bir şey lan. Tabii çok ki. Önemli ya. İnsan evde daralıyor. Yani aa, ben evet ya. Yani yazın bu yazı balkon olmasaydı geçiremezdim evde yani hiç. Kafayı yerdim. Benim ne yazık balkon, ki balkonum yok. Bizde de ne var? Fransız balkon. Fransızca şarkılar okuyor musunuz önüne tabii geçip? Tabii ki, tabii ki. Yeni dalga filmleri izliyor. Ne çirkin ya. Yeni yani bu yeni binalar bak şey yapıyorlar. En sevmediğim şey yeni evlerde hep o oluyor ve beyaz ışık oluyor. Karton piyenin içine led atma. Beyaz ışık geldi yine. Ve o beyaz ışık oradan böyle hiç onu değiştirebileceğim bir şey de değil, anladın mı? Ev alıyorsun ya da işte kiraya çıkıyorsun. O led'i nasıl değiştireceksin? Bütün şerit alman lazım. Onu baştan ustaya yaptırman lazım. Mesela ben bir apartman alsam yani. Şey derim. Apartmanı alırım, imzayı atarım. Benim mi? Evet, yıkın şimdi ama. Bu ne lan? Böyle yapılır mı? Baştan yapın yani. Rezillik ya. Abi mesela Azerbaycan'da falan böyle dediğin o Fransız balkon ve yeni alüminyum binalar uyuyor. Dediğine katılıyorum o yüzden. İstanbul'a uymuyor abi. İstanbul tarihi bir... Ya şunu yapılması lazım. Çok basit abi. Diyeceksin ki bir ara İstiklal Caddesi'nde bunu yapmışlardı. Kötü bir şekilde. Hmm. Sadece tabelaların rengi kahverengi ve üzerine altın yazılı oluyordu İstiklal'de hatırlarsanız. Hatırlarım. Hmm. Bir koddu ama. Yani bu mantık bütün şehirde yapılmalı. Evet. Yani kod nedir? Renk paletidir. Mahalle mahalle. Tamam evet, mı? Abi. Renk paleti vereceksin. Malzeme sınırlandırması yapacaksın. Binaların cephesiyle alakalı görsel bir standart belirleyeceksin. Kimi, binaların dışını fayansla kaplı, seramik yani anladın mı? Abi hepsi fayans arar olduk birader ya. Ne, nasıl düşündün? Fayans arar olduk. Fayans bile güzel kullanıldığında bir şeye benziyor. Bir de Pimapen bak. Ben Pimapen'e de çok fena karşıyım. Ben de hiç sevmiyorum. 90'ların bir öncesinde BTB denen mini mozaik bir tarz vardı. Ben kimini severim. Mülkiyet Allah'ındır falan filan maşallah ya. Yazar. Bütün maşallah binadan yazar. Aşağı doğru maşallah. Ne bileyim, o bile şey geliyor aslında estetik geliyor şimdi korkunç. Düşündüğümde. Hayır o döneme göre kimi korkunç, daha kötü kimi? Baba ondan pixel art yapsan mesela Super Mario yapsın evin üzerine öperim seni. Ama üzerinde böyle halı kilimi gibi şeyler. Ya işte onlar kötü ama çok kimi kötü. De böyle çok güzel çiçek, evet. Böcek, ağaç falan güzel, tavus kuşu falan yapanlar değişik, var. Onlar onu başka fena yerde değil. Görmedim mesela. Başka ülkede görmedim o tarzı. Yok bizde var. O Karadeniz'e özel bir mimari. Karadeniz mimarisi. Mimarlık ve Karadeniz müteahhit iyi. Vizyonu. Mimar Sinan var bizde ama işte olmamış. Bize geçmemiş. 8 bit Mimar Sinan. Bir Gaudi gibi davranamamış yani. Gaudi. Yani abi adam mesela park yapmış. İnşaatta biz çok iyiyiz, çok hızlı yapıyoruz. Avrupa'da işte deli bok gibi beklersiniz. İnşaatta bok gibiyiz kanka. Yani çok dandik yapılıyor, kardeşim. Hiçbir regülasyon yok. Ondan sonra evet. Hiçbir şeye bakılmıyor. Dangır dungur herkes kafasına göre bir bina böyle, bir bina böyle. Hepsi birbirinin yanında farklı. Yani niye orada yavaş işliyor? Şehrin atmosferine uyuyor mu? Bu bina buraya uyacak mı? Yanındaki bina ile uyumlu mu? Bizde anasını satayım Nişantaşı'nda böyle gül gibi bina var. Onun yanında mozaik kaplamalı böyle camlar dümdüz. Hepsi Pimapen. Kiminin balkonu kapalı, Pimapen'le kapalı. Kiminin balkonu alüminyumla kapalı. Kiminin balkonu hepsi birbirinden farklı. Alüminyum folyo. Streç folyo. İçine böyle dayamış, halıyı dayamış cama falan böyle o kapalı balkonda öyle bu şeyler görüyorsun. Korkunç bir estetik anlayışı. Bir de zaten, kaos zaten yani, imrendiğimiz hiçbir şehirde bir tane bile inşaat yok. Yani Paris'te mesela binaları bitmiş. Boyamak yasak. Her yılda binanı yıkamak zorundasın. Zaten her şey taş bina. Roma için zaten Roma komple taş bir şehir yani ve bir şey yapmak zaten yasak. Berlin'de inşaat yapmak yasak. Sadece şehrin bir bölümünde yepyeni binalar yapmışlar, sonra sıkılmışlar. Bunları aman abi yapmayalım, yani her şey böyle kalsın demişler. Aynen. Ama biz 2021 yılında bütün şehri yıkıp baştan yapmak gibi bir kentsel dönüşüm şeyinin içine giriyoruz. Çünkü bir öncekileri kumdan yapmışlar. Yani hakikaten ya tam bak yani şöyle. Ahşap, kum, şimdi böyle yarı tuğla, yarı yutong şeklinde bir anlayış söz konusu. Şeyde Ayhan Sicimoğlu bu. Şey programı var ya, renkler diye evet, geziyor. Ben çok severim. Çok güzel. Çok dünyanın en iyi adamı bu arada. Neyse çok ucuz bir herifmiş bu arada. Ya belli de evet. Kamera önünde seviyoruz. Kamera arkasında hastasıyız. Bayağı. Bu işte bir adaya giriyor. Yine herhangi bir Yunan adası zaten. Hepsinde ismi vardı diye bir şey. Hepsine gitti artık. Orada abi her ev belli bir renkle boyanmak zorunda. Pastel, mavi, bir de böyle pastel sarı mı ne? Bahsettiğim palet meselesi bu işte. Abi adam orada anlatınca diyorsun ki gerçekten yani böyle olmalı ya. Çok faşist bir uygulama. Bunu bir tek Bodrum'da ben uygulayabiliyorlar kırmızı Türkiye'de. Kırmızı yapacağım. Ben evimin dış kaplamasını kerpiçten yapıyorum.
Bence Türk en güzel Türk kaplaması hayalet kaplamadır. Hayalet kaplamaları biliyor musunuz? Tuğla duvar. Üzerine bir şey kaplama. Kaplama biçim. O kadar çok var ki yani. Evet. Şehir dışı yolculuk yapıyorsun. Evet. Adam duvarı yapmış. Ya birader bari boya lan. Bari üzerine bir boya falan süsler. İnanılmaz ya. Bir tek Bodrum'da işte bütün binalar beyaz olmak zorunda ve böyle bir katı aşamıyor. Evet, yani doğru. Bodrum'da belli bir tarz var. Bir şeye gittiniz mi bilmiyorum. Artık Bakırköy'e giderken yani o yolda işte anneannemler Ataköy'deydi. Ben küçükken çok giderdik. Ve hiçbir şey yoktu. Zeytinburnu bilmem ne arası. Boş bir alanda arkada Zeytinburnu var. Şimdi sahilin dolum kısımlarına 30'ar katlı, 40'ar katlı gökdelenler diktiler. Yani onları gördüm. Yani deprem yönetmeliğine göre yasak olması gereken bir şey yani. Ya bir süre hiçbir sonra, şey yok ya. İyi bir anlayamadığım yani. Bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi eskiden Atatürk Havalimanı'na gitmek çok zordu bizim için. Şimdi 20 dakika sürüyor. Biliyorsunuz ne kadar şey oldu. Benden daha uzak. Sonra oraya metro götürdüler. Sonra oraya Avrasya Tüneli ile bir bağlantı yaptılar. Benim Atatürk Havalimanı esnen 1,5-2 saatte giderdim. 20 dakikada gidebilmeye başladım. Ve kapattı. Sonra kapattı. Neden yaptık abi o zaman? Ve yani havalimanına en az 1,5 saatte gitmek zorundasınız. 2 saatte falan gidiliyor değil mi? Ben sabaha karşı yola çıktım. Bir kere kullandım o havalimanını. Sabaha karşı 4'te yola çıktım. Yani, 6,5'da oradaydım yani. Metro yok diyorduk, metro geldi. Ya şuradan geçsek diyorduk, köprü trafiğini atlayıp neredeyse direkt şeyden, evet, Sirkeci'den falan bağlanıp devam ediyorsun. Pat diye geliyordu. Aa ne güzel oldu falan derken. Havalimanı bir sene kullanabildim. Güzel bir havalimanıydı yani. Hani Atatürk Havalimanı'nda. Gayet de yeterli bir havalimanıydı. Kapatılmadan hemen önce Avrupa'nın en iyi bilmem 3. mü 4. mü havalimanı seçilmişti. Akılda kalan bir yapısı da ben, vardı. Ya şimdi abi şöyle bir şey var. Bir Türklük kompleksi var ya, ister istemez buradaki her şey yurt dışına göre biraz daha kötüymüş gibi hissediyor insan. Ama hani gezdikçe görüyorsun ki Berlin'e gidiyorsun, bir havalimanına iniyoruz abi, Schönefeld. Bakıyorsun bir tane bir kahve satan bir yer bile yok. Evet, böyle küçük bir bank şeyde kadar bir satan, yer falan, herkes böyle bir hıyar gibi falan. Otobüs durağı gibi. Burası harika diyorsun yani, görüyorsun. Ama yani gittiniz mi hiç yenisine? Yok ben. Bir gidin de bir görün ebesinin hörekesinde nasıl yürünüyor. Yani böyle bir şey olamaz ya. Uçağa yarım saat kalmış diyelim. Böyle elinde bavulu savurarak koşman lazım. Yoksa yetişemezsin. Mümkün değil. O kadar büyük. Yani niye bu kadar büyük? Anladın mı? Ne oluyor burada? Yani içeride o kadar insan da yok. Neresi olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Dubai. Şey dediler. İşte gate'i gösterdim. Hani biz de rahatız, geldik falan. Trene binmeniz lazım dediler. Tren mi falan? Aa, yani o havalimanı içinde trene acaba binip, Londra değil de. Orada öyle bir şey monorail falan oluyor bazı yerlerde. O kadar uzakta ki gate, hani bayağı havalimanının içinde trene biniyorsun oraya gitmek için. Evet. Öyle bir şey vardı falan, Allah Allah falan. Paris'te var galiba Paris tren. Paris olabilir. Paris'te var tren. Paris'te var. Paris'te var. Yurt dışına çıktık biz. Paris'te tren var. Yurt dışına gittik. Çay bardağı şeklinde bir havalimanı yapılıyormuş değil mi? Çok öyle güzel mi olacak? Havalimanlarına laf ediyoruz şimdi. Rize'de galiba çay bardağı. Şimdi abimizin burada götümüze kemençe sokacaklar. Yani iki saattir kendimi tutuyorum. Gir lan ne olacak ya. Gir. Arkadaşlar Kastamonu Havalimanı çok. Bunu bir daha.